İleri seviye soruları çözdüğüm videolar hazırlamam yönünde bir öneri geldi. Ben de internette kısa bir araştırma yaptım ve College Board'un web sitesinde çoktan seçmeli olmasa da bazı sorular bulabildim. Ekranda gördüğünüz 2008 yılında yapılmış bir sınavda sorulan sorulardan ilki. Hadi bakalım. Bu arada bu tarz soruları çözmeye alışırsanız çoktan seçmeli sorularda da oldukça başarılı olacağınızı düşünüyorum. Neden diyecek olursanız bu şekilde. Yani cevapları uzun uzun yazmamız gereken soruların çoktan seçmelilere göre biraz daha zorlayıcı ve dolayısıyla öğretici olduğunu düşünüyorum da ondan. Her neyse, isterseniz soruyu çözmeye başlayalım. Zaten o zaman neyin ne olduğunu çok daha iyi bir biçimde anlayabileceğiz. Yalnız e, soruyu okuyacağım çünkü ekranda göremiyorsunuz. Grafiği kopyalayıp buraya yapıştırdım ama soruyu okumam gerekiyor. Peki, y eşittir sinüs pi çarpı x ile e, hatta bir yandan da not edeyim. Evet, y eşittir sinüs pi çarpı x. Üstteki grafik y eşittir sinüs pi çarpı x'miş. Alttaki de y eşittir x küp eksi 4x. Şimdi bu grafiklerden hangisinin üstteki hangisinin de alttaki olduğuna nasıl karar verdiğimi merak ediyor olabilirsiniz. Bakın bu grafik sinüs grafiğine çok benziyor öyle değil mi? Bu ise benzemiyor. Bu nedenle de bunun sinüs pi çarpı x olduğunu düşünüyorum. Ayrıca sinüs pi çarpı örneğin 1 olursa sinüs pi elde ederiz. Bu sinüs pi. Öyle değil mi? R1. Sinüs 0 ise 0. Değil mi? Sinüs 2 pi ise yine 0 olacağından bu sinüs pi çarpı x'in grafiği olmalı diye düşünüyorum. Şimdi soruya geri dönecek olursak, R bu iki eğrinin sınırladığı alanı temsil ediyor. Sorunun A şıkkında ki bu ilk soru genellikle belirli integrali ne kadar bilip bilmediğinize odaklı bir soru olur. Bizden R'yi bulmamızı yani bu iki eğri arasında kalan alanı hesaplamamızı istiyorlar. Peki bunu nasıl yapacağız? Aslında biraz önce ipucu verdim. Doğru, belirli integral almamız gerekiyor. Yazıyorum. Alan eşittir. Umarım, umarım yazdıklarımı okuyabiliyorsunuzdur. Evet eşittir belirli integral. Bizi yani bu alanı ilgilendiren x değerleri hangileri? x eşittir 0 ile x eşittir 2. Evet bu aralığa odaklanmamız lazım öyle değil mi? 0 ile 2 arasında. Şimdi, x'in herhangi bir değerini ele alırsak, alanlarla çalıştığımız için n'leri dx olan bazı dikdörtgenler elde edeceğiz, öyle değil mi? Evet, yeteri kadar koyu bir renk olmadı, böyle daha iyi olacaktır. Evet, dikdörtgenlerimden biri bu olacak. İçini de boyayayım, sonra bunların alanlarının toplamını alacağız. Dediğim gibi bunların eni ya da kısa kenarı dx olacak. Peki ya uzun kenarları? Uzun kenarı üstteki fonksiyondan alttaki fonksiyonu çıkararak bulacağız, öyle değil mi? Buradaki dikdörtgenlerin alanlarını toplayacağız. Uzun kenarı, renk değiştireyim, evet. Uzun kenar üstteki fonksiyon eksi alttaki fonksiyon olacak demiştik. Yani sinüs pi çarpı x eksi alttaki fonksiyon yani eksi x küp artı 4 x. Çıkarma yaptığımızdan bu aradaki eksi işareti eksi eksiden artı oldu çarpı dikdörtgenlerin kısa kenarları, yani dx. Bu arada bu dikdörtgenler sonsuz derecede ince dikdörtgenler olacaklar ve bu dikdörtgenlerden x eşittir 0 ile x eşittir 2 aralığında olanların alanlarını topluyor olacağız. Bu ifadeyi ya da buna benzer ifadeleri oldukça yakından tanıyor olmalısınız. Peki, bu integrali nasıl alacağız? Parantez içindeki ifadenin ters türevini alıp x eşittir 2 ile x eşittir 0'da aldığı değerleri birbirinden çıkararak yapacağız bunu. Peki sinüs pi x'in ters türevi nedir? Ya da şöyle sorayım, hangi fonksiyonun türevi sinüs x'e eşittir? Kosinüs x öyle değil mi? Bakın kosinüs x'in türevini alırsak. Ee, hatta kosinüs pi x'in türevini aldığımızı düşünürsek daha iyi olacak. Kosinüs pi x'in türevi nedir? İçteki fonksiyonun türevi yani pi, zincir kuralını uyguladığımı da hemen ekleyeyim. Evet, pi çarpı bunun türevi, Kosinüs x'in türevi eksi sinüs x ise bunun türevi de eksi sinüs pi çarpı x olmalı. Bunu da eksi pi çarpı sinüs pi çarpı x olarak yazabiliriz. Evet çok az kaldı. Burada eksi pi olduğuna göre bir bakalım bunun yerine bunu koyabilmek için başka bir deyişle bunun buna benzemesini sağlamak adına Pembe rengi alayım. Çözümün tamamı için yerim olduğundan emin olmak istiyorum. Evet, buraya eksi 1 bölü pi yazarsam, şimdi de bunu eksi pi çarpı sinüs pi çarpı x yazabilirim. Buradan 1 elde ederiz, öyle değil mi? Ve böylece geriye sinüs pi x kalır. Eksi x küp artı 4x'i de yazıyorum. Ve tabii ki çarpı dx. İşte bu kadar. Bunun ters türevinin kosinüs pi x olduğunu biliyoruz. Bu ise sabit terimimiz olacak. Tamamının ters türevini alacak olur isek, yine renk değiştireceğim. Bunun ters türevi kosinüs pi x demiştik. Yazıyorum. Eksi 1 bölü pi çarpı kosinüs pi çarpı x. Burası ise daha kolay. Eksi x üzeri 3'ün ters türevi eksi 1 bölü 4 çarpı x üzeri 4'tür öyle değil mi? Eksi x üzeri 4 bölü 4 yazalım. Artı 4x'in ters türevi ise 4 çarpı x kare bölü 2'den 2x karedir. Şimdi bunun 0 ve 2'de aldığı değerleri hesaplamamız lazım. Hadi bakalım önce 2. Kosinüs 2 pi. Eksiyi unutmayalım. Eksi kosinüs 2 pi bölü pi. Eksi 2 üzeri 4 2 üzeri 3 8 ise 2 üzeri 4 16'dır. 16 bölü 4 4 eder. Evet eksi 4 yazıyorum. Artı 2 iki çarpı 2'nin karesi de 8'dir. Ters türevinin 2'de aldığı değer bu. 1'de 0'da aldığı değeri bulalım ve bundan çıkaralım. Eksi kosinüs 0 bölü pi. Bu terimler 0 olacakları için not etmeyeceğim. Peki sonuç ne olacak? Kosinüs 2 pi neye eşit? Kosinüs 2 pi kosinüs 0'a ve evet 1'e eşit. Eksi 1 bölü pi eksi 4 artı 8. Eksi eksi artı olacak. Kosinüs 0'ın 1 olduğunu söyledik. Bu da artı 1 bölü pi. Buradaki eksi 1 bölü pi ile buradaki 1 bölü pi birbirini götürecek ve geriye eksi 4 artı 8'den 4 kalacak. Evet, bu kalkülüs sorusunun A yanıtladık. Sadece bu kısmı yanıtlamak bir video sürdüğünden B ve C'yi farklı bir videoda yapmak istiyorum. Görüşmek üzere.